Yahu, Allah aşkına Nazlı. Ben anlamadım ya. Bu adam kimdir, nedir, ne iş yapıyor? Yani neleri sever, nerede çalışıyor? Kim yahu bu? Bana bak Mesut, seni uyarıyorum. Bu tanıştırılacağımız damat adayı. Düzeltiyorum kisvesiyle. Çocuğun özgüvenini yerle yeksan edersen seni mahvederim. Anla bunu. Nazlıcığım, ben bir akademisyenim. Bana yanlış bilgi verildiği zaman düzeltiyorum. Düzeltme efendim, tamam. Düzeltme. Lütfen rica ediyorum. Bak Jale, bu sefer de tanıştıracağı boyfriendini sen beğenmezsen bu defteri kapatır. Sonsuza kadar kapatır. Evlenmez. O yüzden ne yapacaksın? Kan kusacaksın, kızıllık şerbeti içtim diyeceksin. Kızıllık değil yahu, kızılcık. Bak hala beni düzeltiyorsun. Tekrar ediyorum. Son kez seni uyarıyorum Mesut. Kızımız bugün buraya bir eşek bile getirse onunla beraber ağlayıp hak vereceksin, onunla anlaşacaksın. Bitti bu konu. Bitti bu konu, rica ediyorum. Ah, anneciğim, babacığım geldiniz mi? Canım. Ay, burayı beğendiniz mi? Paşa seçti burayı. Umarım sevmişsinizdir. Ay çok güzel, çok güzel. Ah! Yan masada Ali Sunal oturuyor. Hiç sevmem. Boş boş gülüyor. Allah! Ama neyse, orayı yok saydım. Nerede bu dama? Ya gelmek üzeredir şimdi. Uf, çok heyecanlıyım tanışacağınız için. Umarım seversiniz canım. Baba. Ben çok seviyorum. Canım, canım, canım. Sen sevdiysen biz de severiz. Lütfen için ferah olsun yavrucuğum. Nereden mezun? Ne yapacaksın Mesut? İşe mi alacaksın? Baba. Bak seni uyarıyorum, tekrar böyle üstten bir tavırla eften püften sebepler bulup akademisyenlik taslayıp onu eğer buradan uzaklaştırırsan gerçekten bir daha kimseyle tanıştırmam ve evlenmem. Aşk olsun kızım, ben öyle bir adam mıyım? Evet. Öyle miyim? Bak hala. Hoş geldin. Merhaba. Ben Taşa efendim. Siz de Kazlı Hanım'la Maksut Bey değil mi? Canım benim, karıştırdın. Efendim ben Nazlı, eşim Mesut. Şöyle mi, nasıl yapayım? Bir sıkışın diye bir. Görmedim efendim. Buyurun oturun efendim. Ay, şey sizi gördüğüme çok sevindim gerçekten. Çok güzel bir mekan. Oo, Bali Bey değil mi ya? Bali Bey mi? Bali Bey, afiyetler olsun. Sağ olun. Oğlum, Bali diye bir isim olabilir mi ya? Ne var çocuk, aklında öyle kalmış işte. Ama ben de karıştırıyorum ünlüleri, hep boş var. Evet, baba biliyor musun? Senin akademisyen olduğunu duyunca Paşa inanılmaz heyecanlandı. Çünkü sanat ve tarihe çok meraklı. Ya, öyle mi? Ya, evet. Çok sevindim doğrusu. Hangi ülkenin tarihi mesela? Ben efendim Avrupa tarihine çok düşkünüm. Almanya'da yaşadım uzun yıllar, 7 yıl kadar. Almanya'nın başkenti Berlin'deydim. Berlin o ya. 7 sene yaşadığın yeri hatırlamıyor musun? insan öyle oluyor bazen. Misal Mesut da her yaz yazlığa giderken yazlığın yollarını karıştırır değil mi? Değil mi? Aynı şey mi? İkisi aynı şey. Oğlum. Peki yani Alman tarihinde ne hoşuna gider? Almanya'da 2. Dünya Savaşı ile hakkında çok böyle okudum, acayip okudum. Fitler okudum, çok fazla Fitler. Hatta kitabı var, Targam diye. Çok güzel bir kitap. Yani resimleri falan da var. Fiktatör Hitler. Hitler. Fiktatör ne ya? Hayır canım, fiktatör bu. Alman halkını fitleyip savaşa soktuğu için... Fiktatör Hitler deniliyor. Ya baban, vallahi. Ya Hitler, Adolf Hitler. Fitlemek Türkçe bir kelime. Elin Alman niye Türkçe isim koysun? Baba, şu an biz burada bunu mu konuşacağız gerçekten? Senin benim inadıma bu yanlış makinesini bulmanı konuşacağız aslında. Benim eşim bayılır iddialaşmaya ama karşında öğrencin yok değil mi? Bir şey söyleyeyim, Hitler. Tabii. Benim de hatırımda öyle, hadi bakalım. Hitler. Neyse, tamam ya. Neler okursun? Edebiyat bilgim çok fenadır yani. Ya. Özellikle evet. Fransız edebiyatı. Evet. Fransa'ya çok gittim geldim Almanya'dayken. Fransa'nın başkenti Paris'e çok gitmeyi severim. Paris'de heykel kulesinin etrafında hep dolanırım yani, Paris'i severim. Anladım. Çok hoş. Sağ ol. Hangi yazarını seversin Fransızların? Victor Foucault'dan Kefirler.
Çok severim o kitabı. Ne Allah okurum Victor Foucault'u. Victor Foucault. Ya Victor tamam da Allah aşkına kefirler ne ya? Mis Ot. Yani ne bu, ne hakkında? Probiyotikler hakkında mı? Mis Ot. Ne var Mesut Mesut? Koca sefilleri kefirler diyor adam. Bana bak. Vallahi salonda kanepede yatırırım seni. Bir ay sefilleri sen o zaman gör. Ya. Allah Allah. Van'da bir sıkıntı mı var ya? Yani her şeyin adını değiştiriyor Jale. Ben mi değiştiriyorum? Türk yazarlarını söylemedi daha. Hayatım, sevdiğin Türk yazarları söylesene. Tabii, onlara da bayağı hakim. Öner Seyrettin'den Kaşar'ı. Onu çok severim. Bir de son dönemlerden Korhan Pamuk. Korhan Pamuk kim ya? Ah artık ya, Noel ödüllü yok mu yazarımız? Noel ödüllü aldı. Noel baba mı getirdi ödülünü? Baban hakikaten akademisyen olduğuna emin miyiz yani? Nasıl olmuş? Evet, benim eşim akademisyen oldu ama insan olamadı. Üzülme evladım ben, üzülme sen şey. Çünkü biraz karışıklıklar oluyor böyle kelimelerde ama ne dediğin çok net anlaşılıyor, çok sarı. Şiir de çok sever biliyor musunuz? Hem de çok romantiktir. Bana da şiir okur. Kimleri seviyordun? Hangi şairlerdi? Aşkım onları söyle. İlgilenmiyorum ben. Ben çok ilgileniyorum şairlerle. Özellikle Orhan Beliyanık. Çok severim onu. Beli yanmış yazarken bir şiiri var. Beli yandığında yazmış. İstanbul'u dilliyorum diye. Bayılırım ona. İstanbul'u dilliyorum mu? İstanbul'u biri nasıl dinleyebilir ya? Göstermeyeyim de okuyun. Çok güzel. Göstermeyeyim orada. Kim dinliyor İstanbul'u? Mümkün mü böyle bir şey? Allah aşkına İstanbul'u... Neden bahsediyor ki bu şiir? Miktat Bey, İstanbul'un tatlarıyla alakalı bir şiir. Okumadıysanız kesin okuyun yani. Celal Sürora'yı severim. Ondan sonra Selahattin Ani'yi çok severim. Selahattin Ani'yi. Onun da Neydim Ney diye bir şiiri var. Onu da zaten şey var, Zühtü Divaneli vardı. O şarkısını yaptı. Neydim, neydim, ne? Ah, neydim, ne? Yeter, sen sus Allah aşkına. Edebiyattan falan bahsetme. Söylediğin her şey yanlış. Baba, bu nasıl bir davranış baba? Lütfen ama. Mesut, bak çok yanlış yapıyorsun. Hareketlerle çeki düzen ver. Ne konuştuk biz kız gelmeden önce? Ben mi hareketlerimi çeki düzen vereyim evet, ya? Söylediği her şey yanlış adamın. Ya söylerse söylesin, seni ilgilendirmez. Burası senin dersliğin değil. Lütfen rica ediyorum, bir şekilde anlaşılıyorsun. Kusura bakma sen evlat. Resim sever misin sen, resim? Bayılırım. Picasso'yu çok severim. Onun böyle yamuk yumuk resimlerini severim, Picasso'nun. Sonra Salvador Dali'nin de fotoğraflarını beğenirim. O da yetenekli bir çocuk. Aldın mı cevabını? Aldın mı? Ben anlıyorum ne demek istediğini. Önemli olan niyeti. Ya. Niyeti mi? Davranış mı ya bu niyet olacak? Bildiğin yalan yanlış şeyler söylüyor. Ne niyeti? Yanlış bilgi. Bir sen doğrusun değil mi Mesut? Bir sen. Sen, bunlar hep böyle mi? Bunlar çok... Sen iyi kurtarmışsın kendini aralarından sıyrılıp. Mahmut Bey, lütfen biraz kendinize gelin. Mahvettiniz kendinizi ya. Aşkım Mesut. Mesut ulan, Mesut. Aynen. Mesut ulan. Ulan Mesut. Yemeklerden ne seviyorsun evladım? Efendim, buranın zaten yemekleri çok güzel. Yabancı yemekleri. Evet. Kafede Fahri Sos'ta et var. Çok seviyorum. Tenevril çilli, ferdi makarnası var. İnanılmaz güzel. Ama en çok da sabahları gelip burada kuru hasan yemeye bayılırım. Yani. Sabah sabah adam mı yiyorsun? Babacığım, sabah demişken... hayatım bu sabahları ne yaparsın? Kalktığında günlük rutinlerini anlat. Seni öyle tanımalarını ben çok isterim. Anlatayım mı? Anlatsana. Hayır, onu anlatma. Sabahları kalkarım, klasik müzikle başlarım güne. Evet. Klasik müzik dinlemeden bir anım geçmez. Tam bir Chopin hastasıyım. Duşta mı dinliyorsun? Ne duşu ya? Ne alaka? Şu an niye benim duşum konuşuluyor? Melik Bey yani. Mesut ulan! Aynen, Mesut ulan! Ulan Mesut! Neler dinlersin evladım, anlatsa. Efendim, Ohsart dinlerim. Etofer severim. Severim. Yerlilerden de Fazıl Say. Fazıl Say. Bak baba işte gördün mü? Biraz düşününce o yanlışlar kulağına girdiğinde doğru olarak çıkıyor. Anlıyorsun yani zamanla, zaman geçirdikçe. Anlıyorsun. Kızım ben doğru söylüyorum. Ara sıra o da doğru söylesin ama. Söyleme de doğru. Siz ceviz yiyin. Bol bol. Neden? Sizin hafıza gitmiş efendim. Gerçekten.
ve yaşlı inatlaşmasına girmişsiniz insanlarla. İnsanlara yazık yani. Ama yazık ya. Babam da olsa mahvetmişsiniz. Ne diyorsun lan sen? Şey yapıyor. Tavsiye veriyor. Mesut tavsiye veriyor. Hani bizimle alakalı konuşuyor. Çok sağ ol evladım. Çok teşekkür ederim. Öyle öyle. O öyle şeyleri tavsiye olarak söyler. Yani öyle söyler. Söylemek demişken. Aa biliyor musunuz? Çok iyi şarkı söylüyor. Sesi söyle. Çok güzel. Söyler misin hayatım? Çok güzel şarkı söylüyor. Tür şeyler söylüyorsun evladım. Türk kanat musisikisini severim. Daha musiki diyemiyor. Musisiki diyorum efendim. Niye diyemiyorum? Keşke bir tane söylesen de şu an kulağımızın pası silinse. Hadi. 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 Bakın sese bakın. Çok iyi. Ada sahipleriyle kekliyorum. Her zaman kollarımdan terliyorum. Selahattin abi bir gözleme istiyorum. Beni şadet, şadiye teyzem keçim. Ada sahipleri... Utanmadan bis yapıyor bir de. Ya keçi gibi kek yaptı. Allah aşkına ya. Teyzem keçi dedi değil mi? Kızım benim kütüphanemde 15.000 tane kitap var. Bana reva gördüğün damat mı bu? Baba belki de bu yüzdendir ya. Belki de senin gibi böyle üstten bir tavırla yanlışlarımızı yüzümüze vurmadığı içindir. Belki de ben onun sayesinde hatalarıyla birini sevmeyi öğrenmişimdir baba. Doğru söylüyor. Hatalar hatasız dul olmaz derler. Kul ulan kul. Dul o efendim. Ya Gazlı Hanım size acıyorum ya. Gerçekten yani nasıl çektiniz bu beyi bu kadar süre yani? Yazık ağzı var dibi yok. Lan ağzımın dibi nasıl olsun? Ya onu da bilmiyorsunuz? Kusura bakma babamla böyle konuşuyorum da yani. Beyefendi ağzı her lafa edersiniz, insanları kırarsınız. Söyleyecek hiçbir şey dibine kadar konuşursunuz. Onu öyle derler. Ağzı var dibi yok denir yani. Çok güzel açıkladın evladım. Bravo. Nesi güzel ya? Bir gaf yapıyor sonra saçma sapan şeyler anlatıyor. Ben mi gaf yapıyorum? Miktat Bey, gaf... gafla peynir gemisi yürümez efendim. Tamam mı? Bunlar bilin yani ben 6 aydır kızınızla... Yani çıkıyorum 6 aydır. Kızınızla çıkıyoruz biz. Baban yargıç mı, akademisyen yapma. Mi? Bir insan bu kadar yargılayamaz. Lütfen, ne yaptın? Sakin ol, sakin ol. Aa, yeter ya, ben olmaz. Ben gidiyorum. Sus sakin. Baba lütfen ya, işte bu yüzden. Sen sürekli bunları yaptığın için ben kimsenin seni tanıştıramaz oldum artık. Çok üzülüyorum. Ya kızım tamam, çok özür dilerim. Ben... Tamam. Of, bir anda şekerim benim demek ki. Helal düştüm helal insan. Helal böyle bir... Meyve suyu olsaydı içerdim. Ama artık küş ya. Ne oldu? Ya baban yani bu adam meyve dedi ya meyveye. Meyve ya o. Ya sustum, ezildim, mahvoldum şurada. Neler yaşadım? Ağzımı açmadım da artık meyve da değil ya. Bir insan niye gülüyorsun Şahin'e? Manyak mısın? Bir ciddi bir şeyden. Ne olmuş? Kız sinir hastası olmuş. Mahvetmişsiniz çocuğu. Tamam. Ya bir kadına bir erkek evlenirken aslında aileyle evlenir derler. Evet, tamam mı? Tamam. Ben senin bu babanla, cahil babanla evlenip kendimi mahvedemem. Gidiyorum ben. Ulan sen deminden beri edebiyat tarihini bir şey demedin. Yusuf! Şimdi meyveye mi takıldı ya? Ben sizinle 100 söz olamam. Elveda! Elveda dedi ya. Elveda diyemiyor. Ya baba mutlu olsun. Paşa bir dakika aşkım. Yanlış anladın. Dur aşkım dur. Mesutcuğum. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bakalım anlayabilecek misin? Gidip Paşa Bey'den özür dileyip buraya geri getirmezsen... ...karnından emdiğin kütü yanından iletirim. Nasıl? Anladım Nazlıcığım, anladım. Anladım. Paşa! Oğlum hayır, Paşa gel. Bakalım. Özür dilerim hayır. Gel. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.